Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar pamucuk, kabaran sizlere harika bir sütlü ekmek tarifiyle geldim. Milch Brötchen. Tarifime geçmeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Sizler de bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden emeğe destek veren herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sütlü ekmeğimizin yapılışına geçiyorum. Mayayı ılık süt ile eritiyoruz şeker ile birlikte. Erittikten sonra tuzu ve diğer kalan bir bardak ılık sütü de devam ekliyorum. Eritilmiş yarım bardak tereyağı ve zeytinyağı karışımını ekliyorum. 1 kiloda un ekleyip hamurumu makinemde yoğurmaya alıyorum. Malzeme listemi arkadaşlar açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Makinemde yaklaşık 5,5 dakika hamurumu yoğurdum. Evet, yoğurduğum hamuru böyle bir kabıma alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Bu hamur tarifi arkadaşlar 2 tepsi içinde yaklaşık 20 tane ekmek çıkıyor, poğaça çıkıyor. Tezgaha un serpip hamurumun tümünü aldım. Daha sonra ortadan ikiye böldüm. Her böldüğüm parçayı tekrardan ikiye bölüp 10 tane beze yaptım. Birinci tepsiyi yaptım, mayalanmaya bıraktım. Şimdi ikinci tepsiyi tekrardan yapıyorum. Ayırmış olduğum diğer büyük beziyi aynı şekilde ortadan ikiye bölüyorum ve 10 eşit parçaya bölüp bezeler yapıyorum. 10 tane beze olacak. Çok pamucuk bir sütlü ekmek oluyor arkadaşlar. Tatlı olarak genelde kullanabilirsiniz. Sandviç olarak da kullanabilirsiniz. İçerisine marmelade, çikolata parçaları atarak da rulo sarabilirsiniz. Birçok değişik alternatifte bu tarifi uygulayabilirsiniz. Gerçekten mükemmel, lezzetli ve pamucuk oluyor. Evet, yapmış olduğum bezeleri bu şekilde gördüğünüz gibi ince uzun açıyorum. Daha sonrasında kenarlarını katlayıp rulo sarıyorum. Yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsimize diziyoruz. Burada tekrardan sizlere göstereceğim. Bezemizi büyüttükten sonra ters çeviriyoruz ve kenarlarını içe doğru katlıyorum, rulo sarıyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bezelerimiz bitene kadar bu işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum sizlere. Poğaça tarzı yaparken arkadaşlar tepsi mayası yapmak çok önemlidir. Mutlaka tepsi mayası yapalım. Daha pamuk ve yumuşacık bir poğaça istiyorsanız mutlaka tepsi mayası yapalım. Vaktinizi ona göre ayarlayın arkadaşlar. Eğer bir pazar kahvaltısı ailenizle kahvaltıya hazırlamak istiyorsanız tepsi mayalarını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Evet. Yaklaşık yarım saat en aşağı tepsi mayası yaptım. 40 dakikada yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi sütlü ekmeklerin üzerine süt süreceğim fırçayla.
Sadece süt sürüyoruz arkadaşlar. Ekstra içerisine başka bir şey atmamıza, şeker veya yumurta atmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi sadece fırçayla sütü sürüyoruz. Önceden ısınmış 190 derece fırında yaklaşık bir 20 dakika altın renk alana kadar, alt üst güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Pişerken de fırının kapağını hiç açmıyoruz arkadaşlar. Bu da poğaçalarımızın sönmesine sebep olabilir. Aynı şekilde pasta kek yaparken de evet, yavaş yavaş renk almaya başladılar. Güzelce kabardılar gördüğünüz gibi. Ya artık poğaçalarım, sütlü ekmeklerim pabucuk kabardılar. Gördüğünüz gibi hemen fırından çıkar çıkmaz sütlü ekmeklerimizin üzerine tereyağı sürelim. Bu parlaklık verecektir ve yumuşaklık verecektir. Hemen tereyağı sürelim. Ve yaklaşık bir 10-15 dakika dinlenmeye bırakalım. Nefeslesin arkadaşlar. Kendine gelecektir. Evet, harika görünüyor. Gördüğünüz gibi şahane oldular. Evet, şimdi sizlere pamuk testini de yapacağız. Burada çok sıcak olduğu için hemen dokunamıyorum. Biraz dinlensin. Göstereceğim şimdi. Evet, biraz dinlendi. Artık elimi alıp yumuşaklığını gösterebilirim. Gördüğünüz gibi üzerine bastırınca nasıl kalkıyor arkadaşlar? Pamucuk. Kesinlikle kaybetmiyor. Tekrardan geri kalkıyor. Pofidik pofidik yumuşacık oldular. Sizlere içini de açıp göstereceğim sonra. Evet. Bastıkça basasım geldi arkadaşlar sizlere göstermek için. Evet, işte bu kadar. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Burada içini de göstereceğim size. Harika oldular gördüğünüz gibi. Evet, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Emeğe destek veren herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.